Biraz anlayışlı olamaz mıydın? O insanları anlamaya çalışamaz mıydın? Teyze, iş o hale geldi ki artık. Sadece kendini düşünüyorsun. Şaşırıyorum çünkü sen bu değilsin. Sadece kendimi mi düşünüyorum? Bana bunu nasıl söylersin Demir? Demir, kocaman bir projeye giriştik, uydu kenti yapıyoruz. Hani akşam işleri konuşacaktık? Hadi gelin bakalım, çok tembellik ettiniz ikiniz de. Beni uydu olarak alın, ışınlayın, Mars'a gideyim. Belki orada rahat ederim. Bizi sen toparlayacaksın anlaşılan. Hanımefendi işinde uzman, zehir gibi. Derhal maaşına zam. Size iyi geceler. Ön çalışma ve fizibilite etütleri tamam. Boşuna çalışmadım, tek tek göz atacaksınız ona göre. Leyla, bürokratik işleri kolay hallediyorsun. O işi de sana yıkıyorum, haberin olsun. Emir Demir'i keser patron. Ne patronu ya? Kerim, zemin etüdü bitti mi? Nerede rapor? Efendim Bala. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Olabilir tabii. Bir ara buraya gelmen gerekebilir. Olur, konuşuruz bunu. İyi geceler. Bala ile anlaşman iyi oldu Demir. Projeyi sağlama aldın. İşine çok aşık bir kadın, hayranım ona. Efendim Asi. Tamam, hemen çıkarım. Neredesin? Tamam tamam, dur bekle, hemen geliyorum. Sen incele onları. Ben yatıyorum. Yarın konuşuruz. Hadi iyi geceler. Sana da. Dedem bütün sorumluluğu ben alırım. Gitsinler nikah kıysınlar diyor. Aslan Cemal ağa. Bizi bir tek o anlıyor. Kerim doğru olur mu bilmiyorum. Önemli bir karar. Hem bir de bu şartlar altında. Nasıl olur bilmiyorum. Asi, ben artık bunun eğrisini doğrusunu düşünemiyorum ki. Kimse bu işe karışmasın artık. Bizimkiler çok üzülecek. Hele annem var ya, delirir. İyi düşünmek lazım. Daha sonra bu durumu nasıl toparlayacağız? Zamanla çözülür. Herkes alışır. Hele biz nikahlanalım. Asi, gelsene yukarı. Şu konuyu bir etraflıca konuşalım. Çok heyecanlandım. Hadi ne olur. Hadi Asi ya, bu çok önemli. Merak etme, teyzem yaptı. Hadi. Hoş geldin. İyi oldu bak, Demir de burada. Oturalım, bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Demir, biz nikah yapacağız, haberin olsun. Ben üçümüze kahve alıp geliyorum. Asi, bir yere gitmek yok, ona göre. Dedem, gizli nikah yapmalarını teklif ediyor. Başka çare yok diyor. Kerim onu söylemeye gelmiştim. İyi fikir. Ama tabii sonra ne olacak düşünen yok. Bizi bu kadar uzaklaştıran şey, onların da önünde engel olmasın. Deden doğru söylemiş. Sen de mi destekliyorsun? Tabii ki destekliyorum. Şimdi, suyumuz kaynarken epeyce plan yaptım. Defne'ye sürpriz olmalı bu. Ne dersin Demir? Biz her şeyi ayarlayalım. Nikah masasına gelsin, orada öğrensin. Olmaz Kerim. Defne gelinlik giymeden mi evlenecek? Nasıl yapmalı? Tabii ki gelinlik olmadan olmaz. Kararın kesinse onları da biz hallederiz, merak etme. Sen işlemleri halletmeye bak. Gerisini bize bırak. Öyleyse tamamdır bir iş. Sağ olun ya. Harika olacak her şey. Keşke böyle olmasaydı. Süheyla Hanım doğru davransa bunlara gerek kalmayacaktı. Babanın yarattığı koşulların bedelini herkes ödüyor. Bize başka çare bırakmadılar ki Asi. Sizinkiler bizimkiler derken hayatımız elden gidiyor.